Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bu kalemle 6 ilmek toplayarak yaptığımız bir oyo modelimiz var. Evet, modelim bu arkadaşlar. Demin gösterdiğim kalemle ilmeklerin üzerine Tunus içi yapraklar ve akide şekeri yaptım. Kendim tasarladım arkadaşlar. Kendi tasarımım. Böyle ilmekli modelleri seviyorum. Çok güzel duruyor bence. Bir zarafet katıyor. Filkete zarafeti gibi. Şimdi de sarı yaprak yerine mavi yaprak ve sarı akide şekeri yaparak ikinciyi de sizlerle yapmaya geçelim arkadaşlar. Evet, iki çiçeğimin arasına bu şekilde kirpikli trabzanlar yapıyorum. 15 tane kirpikli trabzan ara mesafesi koydum arkadaşlar. Tabii ki benimki her zamanki model amaçlı. 15 tane yerine siz 18, 3 tane daha artırabilirsiniz. Şimdi tığ battığımızın içine ilk başlarken aynı bu şekilde tığ battığımızın içine sık iğne ile giriyoruz. Bir defa tığımın başını doladım. Bir zincir çekip tığımın başını bir defa doladım. Hemen yandaki boş olan tığ battıya giriyorum. 2 2 olarak alıp buraya bir tane trabzan yapıyorum. Yine bir zincirimi çektim. Bir defa doladım. Hemen bakın bir sonraki tığ battıya girip 2 2 alarak buraya trabzan yaptım. Şimdi arkadaşlar bunu kirpikli 4 zincirimi çekip ikinci yaptığım trabzanın içine kirpiğimi yaptım. Bir tanesi boş, bir tanesi de bu şekilde kirpikli. Yine bir zincirimi çekiyorum. Bakın bu şekilde hemen yandaki boş olan tığ battı. Yine boş bir tığ battı. Trabzan yaptım. 9 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 9. Şöyle ters çevirdim modelimi. Buradaki boş olan trabzanımın tam tepesine bu şekilde girip kapatıyorum. Bu 9 zincirli yuvayı buraya sabitledim. Bakın. Bir zincirimi de çektim. Hemen düz yüzüne döndüm. Bakın arkadaşlar, bu yaptığım 9 zincirin içine şimdi sık iğne ile sabitleyip üzerine de bir zincir çektim. 10 tane ilmek toplayacağız. Kalemimi alıyorum. Ve kalemimi sağladım. İlmeğimden geçiriyorum. Yuvanın içine giriyorum. Şöyle bir ve iki tane dibinde sıkı sıkı zincir çekip aparatıma takıyorum. 2. Yine yuvanın içine girdim. 1 2 tane zincirimi çektim. Taktım. 3. Toplamda buraya 10 tane bu şekilde ilmek toplayacağız. Sonuna doğru genişletmemeye dikkat edelim arkadaşlar. 1 2 tane zincir ve 4. Beş. Alt. Şöyle ilerletelim yaptıkça. Şu dibi iyi otursun arkadaşlar. Baştakiler iyi oturduğu için baştakiler küçük, sondakiler büyük oluyor. Ona dikkat edin. Sona doğru da iyice oturtturun. Yine dibindeki zincir. 7 1 2 zincir ve ardıyorum 8 2 4 6 8 9 10 tane bu şekilde ilmeği topladım. Hemen giriyorum. Dibine bir sık iğne. Bir tane daha yapıyorum. Çünkü arkadaşlar birisi ilmeklerim için birisi de aşağı kaymaması için bakın.
Aynı yuvanın için 2 tane sık iğne yapıp hemen trabzan seviyesine inmek için de buraya yaptım. Şöyle bir zincirimi de yapayım. Bakın. Şimdi ilmeklerim bu şekilde, 10 tane ilmeğim hazır ve bunu bu şekilde kaydırıp şöyle elimle sola doğru açıyorum. Bakın. İlmeklerimiz bu şekilde hazır. Şimdi arkadaşlar bak. Buradan bir zinciri çek bırakmıştık ya. Bir defa doluyorum. Boş olan tığ battıya girip 2 2 olarak alıyorum. Buraya bir tane trabzan yaptım. Şu boşluğu verip tekrar bir tane daha bu şekilde trabzan yapıp bu boşluk yaprak olmadığı için yapmıyoruz galiba arkadaşlar. Evet. Öbür modele aklım gitti. Yaprağın altına kirpik biraz ağır düştüğü için. Şimdi buraya 4 tane zincirimi bu şekilde çektim. Bakın. 4 zincirimi trabzanımın arasına kapattım. Bir tane kirpik yaptım. Direkt kirpiğimizi yapıyoruz. Şimdi bir defa tığımı doladım. Hemen 2 2 alarak bu şekilde trabzanımı yapıyorum. 4 zincir kapattım buraya. Şimdi arkadaşlar kirpikli trabzandan bakın 12 15 tane bu şekilde, siz ya daha uzak olmasını istiyorsanız 18 tane bu şekilde kirpikli trabzanlar yapıp devam edeceksiniz. Sonra da 18'den sonra bu yuvayı kurup ilmekleri toplayacaksınız. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar. Bakın baştan 2 tanesini şöyle yuvaya diniyorum. 2 tane ilmeği alıp buraya şöyle düzgün aldığınıza bakın. 1 ve 3'ü falan tutmayın yani arada. Yanlış ilmeği tutmayın. Sırasıyla aldığınıza emin olun. Şöyle 2 tanesini aldım sık iğneyle. Yuvaya dindim. Tığımda bir tane ilmek var ya. Şimdi dibinde bir tane daha zincir çekip ikinciyi aldım. Aynı şekilde dibinde bir zincir, üçüncü, dibinde bir zincir, bu şekilde dördüncü. Tığımda 4 tane ilmek var. Şimdi bu ilmeklerimi 2 2 çekiyorum. Bakın yavaş yavaş. 2 Bismillah. İnşallah. 2 2 Bu şekilde İkişer ikişer aldık. Şimdi 4 tane zincir çekip hemen arkadaşlar bakın buradaki ilk aradan zaten gözüküyor hemen net bir şekilde. Yakında tutuyorum net gözükmesi için. Kirpiği ilk yuvamın içine kapattım. Hemen sıradaki bakın telin içine girip şöyle dibinde bir zincir çektim. 2 ilmeğim. Sonuncu telimin arasına da giriyorum. Bu şekilde dibinde bir sık iğne çekerek 3 tane 4 ilmekten 3'e düştük. Bakın bu kirpiği yaparak eksiltmiş de olduk yaprağımızı. 2 2 Şimdi yine 4 zincir. 4 zincirimi çektim. Hemen ilmeğimin arasına girip buraya kapattım. Bir tane kirpik yaptım. Telin arasına giriyorum. Dibinde bir sık iğne. İkisini birden kapattım. 4 zincir. 4 zincirimi hemen bakın aralayıp ilk yuvanın içi zaten başka yuvada yok. Hemen bir zincirimi çektim arkadaşlar. 3 tane kirpik olunca tamam. 4 ilmekle başladığım yuvam bu şekilde 3 kirpikle bitti. Dibine de bir tane zincir çektik ya. Hemen arkadaşlar bakın. Bir alta şu şekilde iniyorum. Bir zincirle inin muhakkak yoksa gerdirir. Hani büzükler dediğimiz olay var o olur. Gerdirmemesi için bir zincirle indim bir alta. Yine 4 zincir. Karşılıklı kirpiğini yapacağım. 2 3 4 zincir. Buraya bu şekilde girdim. Sık iğneyle zincirime kapattım. Yine bir zincirle alt kata iniyoruz. Bakın. Hemen zaten belli arkadaşlar yuvalar. Daha önce girildiği için orada. Yine 4 zincir. Kenarına karşılıklı kirpikleri yapıyoruz yani.
şekilde. Direkt yeşil yuvaya da bir tane sık iğne yapıyorum. Ve yaprağımız bu kadar arkadaşlar. 4 ilmekten bu şekilde tunus işi güzel bir yaprağımız oldu. Bakın birer zincir çekerek de aşağı indik bu şekilde. Şimdi tekrar ikinci yaprağa nasıl geçiyoruz? Bu geçiş şeklini de göstereyim. Taktık tığımızı. 3 tane zincir çekiyorum. Yaprağımızın dibine 3 zinciri çektim. Yine 2 tanesini aldım. 2 tanesini akide şekerim için yuva olacak arkadaşlar. Yine 3 tane zincir çekiyorum. Yine 2 tane ilmek alıyorum buradan. İlmeğimin arasına girip bu şekilde 3 zincirimi kapattım. Bakın bu şekilde koparmamak için arkadaşlar bu şekilde geçiş tasarladım. Şimdi ikinci yaprağı buraya yapıyoruz ve şimdi dibinde bir zincir çektim. İkinci ilmeğimi çıkardım. Dibinde bir zincir çektim. Yeşil yuvada yani. 3. Dibinde bir zincir çektim. 4. 2. 2. Ve 2. 4 tane bu şekilde ilmeğimizi topladık. Kenarına kirpiğimizi yapacağız yine. Kirpiğimi yapıyorum. Hemen. Yine bakın tellerin arasından gidip şöyle ilmeklerimizi alıyoruz. Üç tane ilmeğimiz oldu. Yine bunu arkadaşlar 2-2 alarak başa kadar geliyoruz. 4 zincir. Hemen ilk telimizin arasına girip hemen buraya kirpiğimizi kapatıyoruz. Bakın bir tane kaldı. Onu da hemen girip dibinde bir zincir çekerek bir tane ilmek çıkarıyorum. Bakın 4 zincir. 4 zincirimi hemen sonuncu ilmeğimin içine girip sık iğne ile sabitledim. Şöyle hemen bir zincirimi çekiyorum. 3 tane kirpiğim yine oluştu ya arkadaşlar, bakın. İkinci kirpiğin tam karşısına buraya bir alta iniyorum bu şekilde. Tepede bir tane boş kaldı. Onun karşısına da yine 4 tane zincirimi çektim. Buraya kapattım. Yine bir zincir. Muhakkak bir zincirle inelim. Gerdirmesin arkadaşlar. Buraya sık iğne ile sabitledim. 4 zincir. Kapatıyorum. 4 zincirimi. Tığımın başına ne olduysa arkadaşlar. Bu şekilde sabitledim. Yine yeşil yuvamın içine giriyorum. Muhakkak yeşil yuvaya inin arkadaşlar. Aynı boyuta gelmesi için. Bu şekilde bakın. İkinci yaprağımızı da yaptık. Şimdi sıra sonuncuya doğru arkadaşlar. Yine üçer zincir çekerek köprülerimizi kurarak geçiyoruz. 3 zincir, 2 tane ilmeği kaptım. Sık iğne ile sabitledim. Yine 3 zincir. Yine 2 tane ilmeği bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Bakın arkadaşlar buraya da bu 2 tanesini gösterdim. Birebir aynısını bu 3. yuvaya da yapacağız. Onu ben tamamlayayım. Şöyle akide şekerinin yapımında buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aynısı gibi diğer bir tanesini de tamamladım. Şimdi bu arada hani 3 zincirle geçtik ya. 3 zincirin üzerine değil. Hemen şu boşluktan bakın biraz şöyle sağındaki boşluktan o sık iğnenin bir de sağından şu şekilde gireceğiz. Hemen sık iğneyle sabitliyorum buraya yanına. Bakın o düğümün hemen yanına sabitledim. 5 tane zincir çekiyorum buraya. Ve 2 defa tığımın başını doladım. Bakın aynı yere giriyorum. Yeşil yuvanın içine giriyorum. 1
2 2 2 olarak aldım. Buraya bir trabzan yaptım. 5 tane zincir çekerek kirpik yapacağım. Hemen trabzanın arasına bu şekilde kapattım 5 zincir. Şöyle sağ tarafında bir kibrik oluşturdum. 2 zincirimi çekiyorum. Şöyle boyut ayarlıyorum. Bir defa tığımı doladım. Bakın. Girdim trabzan arasına 2 3 4 5 6 7 8 Bakın bu şekilde ilmek topluyorum. Trabzanın arasından ve bir tane şöyle dolayıp bir tane aradan alıyorum. Ona tamamlıyorum. 10 olunca yine bu yeşil yuvanın içine de girip bir tane de oradan alıyorum. 11. yani buradan ilmek almış oluyorum. Bakın. Şimdi hepsini birden başa kadar çekeceğim. Şöyle ilmeğimi başa kadar getirdim. Hemen ipliğimi alıyorum. Aldığım ilmekleri buraya sıkıştırdım. 5 zincir. 5 zincirimi çektim. Hemen buradaki ilk zincirimin içine kapatıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Buraya da karşı kirpiğini yapmış olduk. 4 zincir çekerek aşağı ineceğiz. 4 zincirimi çektim. Yine bakın. 10 tane zincir çekiyorum. 6, 7, 8, 9, 10. Bunu bu ilmeğe geçmek için kullanacağım arkadaşlar. Siz isterseniz bunu koparıp karşıda direkt sık iğne ile de sabitleyebilirsiniz. Böyle bu şekilde benim gibi. Bakın bu mavi sık iğnenin hemen sağ tarafına bu şekilde sabitliyorum ipimi. Şöyle oturtturalım iyice. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi. Yine fıstığım için 5 zincirimi hazırladım. Bakın arkadaşlar şu şekilde geçiş yaptım. Gerdirmesin diye 8 gerdirir gibi oldu. 10 zincir daha iyi. Şimdi aynısından buraya bir tane daha kedi şekeri yapıyorum. 2 defa tığımı doladım. Bakın yine yeşil yuvaya buraya giriyorum. Ve 1 2 2 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım. Akide şekerim için yuva. 5 tane zincir. 5 zincirimi kapatıyorum bu şekilde. Kirpiğimi yaptım. 2 zincirimi çektim. Yuvanın içine giriyorum bu şekilde. Bu 1 2 tığın başını doluyorum. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 11.yi de şimdi arkadaşlar yeşil yuvadan alıyorum. Bir tane ilmekte. Şöyle dolayıyorum. İlmekte oradan çıkarıp hepsini bir başa kadar bu ilmeği içinden geçerek aşağı kadar çıkıyorum. Buraya bu şekilde arkadaşlar topluyorum. Şimdi 5 zincirle kirpiğimi yapıyorum. 5 zincir ve kirpiğim hazır. 4 tane de zincir çekiyorum. Bakın yine yeşil yuvanın içine. Buraya kapattım zincirimi. Şöyle gel. Bir zincirimi de şöyle dibine sıkı sıkı çekip ipimi koparıyorum artık arkadaşlar. Ve ipimi yakıp hemen geliyorum. Evet, modelim bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Mavi yapraklar arasındaki sarı akide şekerim ve sarı yapraklardaki sarı yapraklar arasındaki mavi akide şekerim. Çok tatlı, çok güzel oldular. Çok hoş oldular. Hemen yani yapılası
bir model olduğunu düşünüyorum ya. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Emeklerim için beğenme yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.